Artık yatağa bağımlı değilsin yani. Ev içinde günlük işlerini falan halledebiliyorsun. Bir çalışma. Koronavirüse yakalanan ve evde fenalaşarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servise başvuran 28 yaşındaki Hasan Aysoy, kandaki oksijen değerinin düşük olması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlanan Aysoy, 40 günlük yoğun bakım sonrası yaşam mücadelesini kazandı. Solunum cihazına bağlanarak gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Hasan Aysoy, ailesiyle birlikte doktoru, anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Mehmet Tuna'yı ziyaret edip teşekkür etti. Hepimiz olarak yanındaydık. Daha kolay oldu atlatmamız ama çok zorlu bir süreçten geçti. Yani bilmiyorum, kardeşim hasta oldu ama ben ondan daha çok hasta oldum herhalde. Aysoy'un ablası Memnune Candan, kardeşinin yaşamla ölüm arasında verdiği mücadelede kendilerine en büyük desteği doktorlar ve sağlık çalışanlarının verdiğini ifade etti. Candan, çok zorlu bir süreçten geçtik. 40 gün boyunca doktorlarımız ve hemşireler hep yanımızdaydı. Doktorlarımız zorlu süreçten kurtarıp kardeşimi ayağa kaldırdılar, dedi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Mehmet Mert Tuna, hastanın genel durumuna ilişkin bilgi vererek, hastamız 3. gününde evde kötüleşip hastaneye başvuruyor. Satürasyonu düşük olması nedeniyle yoğun bakımda uzun bir süreç geçirdi, diye konuştu. Ve satürasyonların düşük olması sebebiyle hastaneye yatışı veriliyor. Ama ilk 24 saatte durumu daha ağırlaşıp maalesef yoğun bakıma alma durumunda kaldık. Daha sonrasında da yoğun bakım 3. basamak, 2. basamakta ve son olarak da 1. basamakta uzun bir süreç geçirdi. Çok şükürler olsun ki 40 günün sonunda başarılı olduk. Akciğerlerindeki hasar geriledi ve eve taburculuğunu yapabildik. Artık yatağa bağımlı değilsin yani. Ev içinde günlük işlerini falan halledebiliyorsun.